Herkese merhabalar. Merkez Bankası'nın yılın son PPK'sı toplantısının sonucunu almış olduk. Ve geçen ayki yönlendirmesine paralel olarak %9'da sabit bırakıldı politika faizi. Önceki toplantıda hatırlarsanız indirim döngüsünün sonuna gelinebileceğini, değerlendireceğini söylemişti Merkez Bankası. Nitekim buna uygun olarak da geçen ay tek haneli bir orana indikten sonra Merkez Bankası'nın indirimlere son verdiğini veya ara verdiğini görüyoruz. Piyasa etkisi hemen hemen hiç olmadı. Oldukça sınırlıydı. Çünkü full konsensus yani tüm ekonomistler bu yönde bekliyordu. Herhangi bir sürpriz etkisi olmadı. Açıklama metnine baktığımızda birkaç tane yine önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın jeopolitik risklerin ve küresel yavaşlamaya dair risklerin hani iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisine dair vurgusunu çıkartmış metinden buna dair cümlelerini. Yine de hani enflasyonist risklerin devam ettiğini söylüyor ama endişelerin devam ettiğini ancak bir not olarak da küresel merkez bankalarının artan durgunluk riskine karşı aldıkları faiz artışı önleminin sonuna geldiğini yani faiz artışı yapan merkez bankalarının arttırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklediğini iletmiş. Dolayısıyla da bu taraftaki risklerin biraz hafiflediğine dair Merkez Bankası tarafından vurgu var. Yavaşlama eğiliminin 2002 yılı ilk 3 çeyrekte kuvvetli giden büyüme performansı üzerinde yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor Merkez Bankası. Bu taraftaki şey halen devam ediyor. Yani enflasyonist baskı devam ediyor. Ancak yine de cari açık üzerinde, büyüme üzerinde küresel risklerin, küresel faaliyetteki yavaşlamanın bir parça daha ilk beklenenden hafif olduğuna dair bir izlenim ediniyoruz Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımız zaman. Politika yönlendirmesi konusunda şöyle bir değişiklik olmuş. Halen hani kurul parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçları kullanmaya devam edecektir diyor. Ancak ilave tedbirleri devreye alacaktır cümlesini çıkartmış. Onun yerine fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefiyle uyumlu hale getirecektir cümlesini eklemiş. Bu anlamda yepyeni bir tedbirle, yepyeni bir önlemle karşılaşmayacağımızı anlıyoruz bu açıklamalardan. Ancak Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi biliyorsunuz toplam mevduatlar içerisinde TL mevduatın payını arttırmaya dayalı olarak gerçekleşiyor. Belki burada yeni önlemler gelebilir. Şu anda %60'ın üzerinde olması bekleniyor. Aksi takdirde ekstra komisyon ödemesi söz konusu bankaların zorunlu karşılıklar üzerine. Dolayısıyla da bu tarafta belki bir ileriki dönemlerde önlem açıklanabilir. Ayrıca da fonlama kanalları başta olmak üzere dediği için de API fonlaması ve swap fonlamasından oluşuyor biliyorsunuz fonlama. Bu taraftaki kompozisyonu hep yeniliyor. Değiştirmek istediğine dair swapların ağırlığını azaltıp API'yi arttırmayı istediğine dair. Ancak bunun bir maliyeti var. Swap fonlamanın azaltılması demek Merkez Bankası rezervlerinin gücünü kaybetmesi demek. O yüzden de çok hızlı bir geçiş, çok planlı bir politika açıklandığını görmedik şimdiye kadar. Ancak fonlama kanalları başta olmak üzere tüm araç setini, politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir deniyor. Geçen ay eklediği cümleyi de yine korumuş. Uygulanacak politikalar Aralık ayı içerisinde yayınlanacak 2023 para ve kur politikası metninde açıklanacaktır diyor. Metnin her sene Aralık ayında açıklanan bir metin, yılın para politikası stratejisini özetliyor. Tarihi önceden belli değil. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde, yarın veya önümüzdeki hafta içerisinde açıklandığını göreceğiz. Yayınlanma tarihi dediğim gibi belli değil. Bunun dışında bir Merkez Bankası'nın politika yönlendirmesi veya bir sinyal bulunmuyor metinde. Bu anlamda faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğine dair hani seçime kadar bu şekilde mi gidecek yoksa daha ileri adımlar görecek miyiz? Buna dair herhangi bir değerlendirme
bulunmuyor. Önümüzdeki dönem aslında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla faiz indirimlerinin devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak politika faiziyle kredi faizi arasındaki makas oldukça açık ve buna ilişkin de yakından takip edilmektedir. Politika faizi ve kredi faiz makasının seviyesi cümlesini çıkartmış Merkez Bankası politika metninden. Dolayısıyla hani bu taraftaki açılmanın devam etmesi beklenmiyor. Biz de beklemiyoruz. O yüzden faiz indirimlerinin devam etmesini de beklemiyoruz. Ancak dediğim gibi metinde herhangi bir yönlendirme bulunmuyor bununla ilgili. Bunun dışında Merkez Bankası PPK kararı dışında bugün bir de asgari ücret açıklandı. Çok önemliydi. Milyonlarca işçi ve işveren takip ediyordu ve 8.500 lira olarak açıklandı net asgari ücret. Temmuz ayından bu yana, Temmuz ayında yapılan zamdan bu yana %54,5'lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın tamamında da Temmuz ayı yani geçen senenin Ocak ayından bu yana baktığımız zaman da %100'e yakın bir artış anlamına geliyor. Brüt asgari ücret 10 bin lira olarak belirlendi. İşverene maliyet ise 11.500 TL olarak açıklanmış oldu. 8.250-8.500 civarında olması bekleniyordu. O yüzden piyasa etkisinin hani sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işveren tarafındaki karşılığını, istihdam piyasasına etkilerini tabii işsizlik verileri yayınlandığı zaman, hatta Ocak ayı işsizlik verileri yayınlandığı zaman ki bu da Mart ayına denk geliyor, 2 ay gecikmeli geliyor veriler. Tam resmi, sayısal resmi o zaman görüyor olacağız. Ancak yavaşlamayla birlikte, ekonomik yavaşlamayla birlikte istihdam piyasasına asgari ücret artışlarının da olumsuz yansımasını bekleriz. Bütçe etkisini söylemek zor. Çalışan sayıları, kamu çalışanı sayıları bu anlamda asgari ücretli yayınlanmıyor. Ancak bütçe kanunu geçirilirken, bütçe kanunu hazırlanırken bununla ilgili bir varsayımda konulmuştu bütçeye. O yüzden ekstra çok büyük bir yük getirmesini beklemeyiz bütçe üzerinde. PPK ve asgari ücretle ilgili kısa notlarımız bu şekildeydi. Önümüzdeki dönemde yine asgari ücretin öncelikle hayırlı olmasını dileyelim. Yine gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.